Yani hiçbir fikrin yok mu? Ne yapabiliriz? O zaman bence ben sana bir telefon numarası vereyim, onu ara sen. Bir doktora arayalım. Belki bir hastaneye falan yatması gerekir. He? Elif. Böyle bir hastaneye falan yat. Kızım düşüverirsin öbür tarafa. Tamam. Yorulmadın mı hala? Arkadaşlara söyle yaklaşık. Arkadaşlar 15-20 dakikadan beri Lera'nın oradan öbür köşeye, öbür köşeden Lera'nın oraya koşup duruyoruz. Ben ne olduğunu anlamadık. Başına güneş geçmiş desem güneş de yok ama. Ya belki evet, klima belki rahatsız etmiş olabilir. Ama Elif hiç normal değil. Doktor arıyoruz arkadaşlar. Varsa böyle bir psikolog doktor arıyoruz. Elif'e bir doktor lazım. Bu evet, bu normal hali. Dün hastaydı, evet, ders yapması gerekiyordu. Ama yok, dün gerçekten acıyordu değil mi? Dün burası acıyordu arkadaşlar, Elif'in göğsü acıyordu. Neden acıyordu? Sonradan bulduk. Hayır ama bundan değil canım, bundan acımaz. Çünkü dansta ne yapıyordunuz kızım, göster biraz. Hayır. Göster, göster bir göster. Göster. Nerede yapacaksın? Tamam orada yap. Tamam burada yap, tamam. Göster hadi bakalım. Kafayı çarparsın. Evet böyle yapıyorlardı arkadaşlar. Ve ondan sonra akşam neren acıdı? Akşam böyle burası burası. Çünkü burasındaki kaslar, çünkü arkadaşlar çok gerildi. Ben böyle yapıyorum. Ve hep olmayacak şeyler. Ama bunlar çok iyiydi. Çünkü vücut ısınmadan, kaslar ısınmadan yaptığınız için acıyordu. Normalde acımaz. Ama yeter artık ya. Ama yeter artık. Otur lütfen. Ama sana süper bir sürprizim var. Ama sakin durursan vereceğim. Süper bir sürprizim. Biz arkadaşlara merhaba dedik mi ya? Merhaba. 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 Dedin mi? İyi o zaman. Süper bir sürpriz. Ben sana söyleyeyim. Çok hoşuna gidecek bir sürpriz Elif. Hem de hiç beklemediğin tarzda bir sürpriz. Yani ne olabilir sence? Açmadan söyle bakayım. Yok açabilirsin çünkü onun içinde bir tane paketin içinde. Ne olabilir? Ağır değil mi? Ağır ya. Bence ağır bir şey. Bence ağır değil. Hadi söyle bakalım ne olabilir? Kakao olabilir. Kakao mu? Kaykay. Kaykay mı? Hayır. Bu olabilir. Nereden biliyorsun Elif? Gördün o zaman sen bunu. Ne zaman gördün be? Görmüş. Harbiden gördün. Ne zaman gördün? Kameradan mı baktın? Arkadaşlar bizim kameradan bakmış olabilir. Ben bunu diğer taraftan getirdim. Orada elim ne zaman gördüm pes be. Kaykay olabilirmiş. İmkansız, tahmin edemezdin normalde bunun kaykay olduğunu Elif. Hiç alakası yok arkadaşlar kutusundan. Kaykay ama bir değişik kaykay arkadaşlar. Bant var. Ne var? Bant var ama açılabilir. Paten yazıyor burada, yani paten, evet. Paten aslında Elif, kaykay değil. Ama doğru görmüşsün. Kameradan nasıl gördün ya? Ben istedim deme. Paten ama unuttum ismini. Söyleyemedin ismini. Bak bakalım nasıl bir şey. Bence vav. Wow. Bence de vav. Wow. Ben çok değişik bir şey. Ama yok, onu topuğuna doğru takacaksın. Tut bakayım. Bak. Şöyle bak. Arkaya doğru takacaksın. Görüyor musun? Topuk tarafına. Rusça ne demek Lara topuk? Petka. Topuk. Bak. Evet bak orada. Arkasında gösteriyor mu? Paten kullanımına en uygun alanlar seçilmeli. İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu kalabalık kaçınmalı. Yollardaki diğer hareketlilerin sol tarafından geçilmelidir. Hareket halindeyken spor yapanların 8 yaşından küçük çocuklar için gözetimde kullanmalıdır. Tamam. Gözetimde kullanıyoruz. Elif sen 8 yaşından küçüksün. Olmazmış Elif. Çıkar çıkar çıkar. 8 yaşından küçük çocuklar olmuyor mu? Çıkar hemen ayağından. Şaka. Hayır şaka değil, gerçekten. Bak burada küçük çocuk var. Hı? 70 yaşından 70 kilodan büyüklere de olmazmış Lara. Sen de kullanamazsın. Ben olur mu canım? Ben de 55 kiloyum. Hayır sen 56. Tamam. Anladın değil mi nereye yapıldığını? Bak. Şurada da bak, gösteriyor tam olarak. Bak. Tam topuğuna yakın. Dur ben yapayım mı? Hayır, önce burayı gerdireceksin. Sonra sadece buraya takacaksın. Anladın mı yani? Şurasını kere tam sonuna kadar bir küçülteceğiz. Ne hazırı, daha yeni başladık ya. Ben daha elime iğne aldım kızım. Dur sen. Şimdi tamam. Şurası topuk galiba, evet. Elif. Burası topuğuna gelecek ama önce şunu bir açalım. Evet. Heh, burası topuğuna. Ama geri, o seninkinden çıkıyor ama bu topuktan. O zaman bunu bir saniye.
Aa, bunu belki biraz da yok, küçültülmüyor. Enteresan ya. Bence bu. Küçültme şansımız da yok. Yok, hayır. Böyle mi acaba? Hı? Aa, bir saniye Lara, bir kapatsana onu. Yok, kapatsana diyorum. Açsana şunu, açsana. Şu kutunun öbür tarafını. Heh. Aç bir kere. İçinde başka bir şey yok, değil mi? Yok. Yok. Bakıyor bak. Güvenlik uyarısı diyor. Aa, Bir saniye. bu da Koyuyorum. ne bak? Aa, ayakkabıyla belki bunu giyecek. Evet, Ha, evet. ayakkabıyla girersen çıkmaz. Hadi getir gel bakalım spor Tamam. ayakkabı. Heh, olur işte. Ama giyeyim önce. Altları temiz mi? Altları çok temiz değil. Nasıl evin içinde dolaşacaksın bunlarla? Bir altını temizleyin gelin. Şimdi şöyle. Heh, giriyor değil mi içine? Bak şimdi kaçmıyor, görüyor musun arkasından? Şimdi bir saniye. Şimdi sonuna kadar çektiğimize göre bunu biraz gerdireceğim kızım. Acırsa söyle. Şöyle. Acımadı. Acımadı değil mi? Bak bakayım. Vay, Çok iyi. ışık yapıyor. Işık da yapıyor. Harika, gerçekten çok güzel. Dur şimdi ötekini de giydirelim. Ondan sonra devam edelim. Bir saniye babacığım. Giydir bakayım. Bir saniye babacığım. Bir saniye babacığım. Tamam. İşte böyle bu kadar gerilecek. Normaldir. Getir bakalım ayağını. Şöyle oturması lazım buraya. Heh, çıkmayacak şimdi. Şimdi bunu da böyle üstünden çekeceğiz. Hop. Sıkmıyor değil mi ayağını? Normal mi şu anda? Evet. Tamam. Işık. Dur gelirken dikkat et. Bakalım nasıl düşecek misin? Şu şeyin oradan, ağacın oradan bu tarafa doğru gel bakalım. Oo, bayağı bir tehlikeli ha. Nasıl? Gitmek istediğin Farklı. zaman ayağını kaldıracaksın ön ucunu kızım. Heh, evet. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Çok tehlikeli. Yok, göstermiyor. Nasıl kullanacağını hiç göstermiyor orada. Gerçekten çok enteresan. Çok komik düştün Elif. Ama acımadı. İlk defa düştü. İlk düşüşünü yaptın babacığım. Bundan sonra rahat gidersin artık. Hadi bakalım. Tamam. Gel bakayım hadi. Olmuyor. Dur. Lera şöyle, evet. Elinden tutacaksın, öyle uçuracağız seni. Tut bakayım. Işık da yanıyor ama götüremiyoruz ama. Ama senin bunu kendin yapman lazım. Öyle değil canım. Sen kendini bırakmayacaksın ya. Senin böyle gidiyor olman lazım. Bir bu ayağını havada, bir bu ayağını havada. Böyle sırayla gidiyor olman lazım. Hadi. Hadi 1, 2, 3. Oo, hiç beceremiyorsun Elif. Nasıl olacak peki? Nasıl kayacak bunda? Hı? Evet. Bak, bir ayağın yere basarken kızım, mesela bu basarken bu böyle olacak. Ötekinin ön tarafını kaldıracaksın havaya. Heh, aynen öyle. Sırayla. Bir o, bir o, bir o, bir o. Yani birisiyle yere basacaksın, ötekiyle kayacaksın. Birisiyle yere basacaksın, öbürküyle kayacaksın. Başka türlü olmaz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Buz pateninde daha kolay gidiyordun Elif be. He, bunu hiç beceremedin yani, ben sana söyleyeyim. İkinci düşüşünü de yaptın. Çok ama yumuşak düşüyorsun yani anne sayesinde. He, nasıl? O zaman bunu sen hiç kullanamayacaksın. Hayır, evde yapamıyorsan nerede yapacaksın bunu? Hiçbir yerde yapamaz o zaman. Çok iyi ya. Hoşuma gitti. Ben böyle gülerim sana artık bol bol. Aa, ben de deneyebilirim aslında. Niye öyle diyorsun? Denerim. Ver bir de ben deneyeyim bakalım. Hayır. Bir kerecik deneyeyim ya. Sen 2 defa ve tamam. Tamam hadi bir daha daha. Bir kere daha. Tamam bir kere daha dene. Sonra bana geçiyor sıra. Olmuyor Elif. Beceremiyorsun sen bu işi. Bir bakalım, getir bakalım, bir de ben deneyeyim. Acaba benim ağırlığımı taşıyacak mı? Çok Ne oldu güzel. Elif? Hiç de Çok komik değil ya. yakışıyor. Bence çok Belki normal yani. ben baba bu senin. Evet. Baksana. Oo, çok güzel ya, yalnız. Çok iyi Hadi ya. dene, Allah korusun. Vallahi var ya, kafa üstü gidiyordum ha. Hayır, böyle gidecektim, biliyor musun? Gördün mü sen beni? Evet. Böyle geri kayacaktım ha. Çok tehlikeli bu ya. Oo, hiç sevmedim ben bunu. Var ya, hiç sevmedim. Oo.
Televizyon dikkat et. İyi. Sen de beni düşünmüyorsun da televizyon mu? Senin kafa gerek yok. Televizyon. Ben istiyorum denemek. Kızım çok tehlikeli. Ben artık seni kesinlikle bırakmam. Tek başına kesinlikle binemezsin kızım. Olmaz böyle bir şey. Çok tehlikeliymiş ya. Çok zor. Kesinlikle kızım. Kesinlikle tek başına binemezsin artık. Tamam. Ya annen ya ben elinden tutacağız. Hem de sağlam tutacaksın Lera. Evet. Ben demin söyle göstermelik sana tutturuyordum. Elif'in güveni gelsin diye ama öyle değilmiş yani bu. Gerçekten Elif her an düşebilecekmiş gibi tutman lazım. Çok tehlikeli ya. Ben hiç tahmin etmiyordum bu kadar tehlikeli olabileceğini. Öbür taraf. Şu öbür tarafta ha, betonda yapın. Ha. Allah korusun çok sakat. Ama Elif için şimdi tehlikesi yok. Çünkü Elif ayaklarının önünü kaldırmıyor. Ben kaldırıyordum böyle. O zaman işte arkaya gidiyor insan. Beyin üstü düşecek. Aha, işte böyle. Aynen böyle beyin üstü geriye Allah korusun ya. Beyin üstü düşecekmiş gibi oluyor. Çok sakat ya. Bence yeter. Ama Elif'in hoşuna gitti de kızım valla. Benim hiç hoşuma gitmedi ben sana söyleyeyim. Bence de çok tehlikeli. Ya yani normal patenler böyle tehlikeli değil. Bu çok tehlikeli. Kendini çünkü kuruyamıyor. Evet aynen böyle. Kafa üstü gidiyorsun. Kafanın arkasını yere çarpma olasılığın var. Allah korusun. Işıklı mışıklı güzel ama yani. Ne oldu o olmuyor mu ya? Niye çıkı çıkı veriyor? Olmuyor olmuyor. Yine çıktı ayağından Elif. Ben dedim. Wow, ben kendimi böyle çeviriyorum. Vallahi Elif yani çeviriyorsun mu çevirmiyorsun bilmiyorum ama sen bunun üstündeyken benim kafam hiç rahat değil. Annen elinden tutmasına rağmen ben böyle diken üstünde duruyorum. Yok yok ben hiç sevmedim bunu. Wow. Ben hiç sevmedim vallahi bunu Elif. Ben sen beğendin sence riskli şeyleri seviyorsun zaten. Annen de hiç beğenmiş gibi durmuyor Elif. Ya bu belki şu basket pisti var ya basket potasının olduğu pist. Orası biraz daha yumuşak. Belki orada biraz daha rahat kayabilir yani. Biz daha rahat olabiliriz. Düşse de canı yanmayabilir. Bir de orada deneyelim bakalım yarın tamam mı? Evet senin paten öğrendiğin yerde. Sen beğendin ama değil mi? Sen beğendin Milera. Ben de söyleyeyim Elif ben de hiç beğenmedim. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor musun? Arkadaşlar biz beğenmedik ama biz gene de bir kez daha deneyeceğiz bakalım parkta basketbol potasının olduğu yer var. Orası tartan pist. Orada iyi olabilir. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.